Evet arkadaşlar, bugün size pastırmalı kuru fasulye yapacağım. Bunun için şeyimi kuru fasulyemi suya aldım haşlanması için. Şimdi bu üzerinde oluşan köpükleri alacağım. Bunları alacağım. Haşlanınca altını kapatacağım. Kuru fasulyeyi kıymalı, etli her türlü yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ben bugün pastırmalı yapmayı düşünüyorum. Şöyle fasulyemi çok fazla haşlamayacağım. Biraz da pişerken şey özleşmesini için. Şöyle bir taşım kaynasın, fasulyemi kapatacağım. Arkadaşlar bugün size kuru fasulye yapacağım dedim. Kuru fasulyemizi haşladık. Burada haşladık kuru fasulyemizi. Şimdi tencereme biraz yağ alacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar yağımı aldım. Şurada bir adet kuru soğanım var. Bir adet de yeşil biber doğradım. Bunların hepsini birden atacağım kavrulsun diye. Bugün pastırmalı yapacağım. Ben kuru fasulyemi. Ramazan ayında bir kere, böyle senede bir kere pastırmalı kuru fasulye yapıyorum ben. Kıymalı da yapabiliriz. Kuşbaşı etli de yapabiliriz. Hepsinin yapma stili aynı. Ben şöyle paket içinde aldığım pastırmayı şöyle doğramak istiyorum. Küçük küçük. Onlar kavrulurken bu da hazır olsun. Fazla çemeni yok. Hatta hiç çemeni yok. Bu paket içinde çemensiz satılanlarda. Çok lezzetli oluyor. Ramazan ayında siz de yapıp deneyebilirsiniz. Bu arada Ramazanınız da mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Şöyle yapıyorum. Kuşbaşı et gibi doğradım. Soğanlarım kavrulunca bunu da ilave edeceğim. Şöyle soğanlarım kavrulsun. Arkadaşlar soğanımız kavruldu. Bir adet, bir kaşık domates salçası, bir kaşığa yakında biber salçası ev yapımı katıyorum ben. Bunları da şöyle bir çevireceğim. Çevirdikten sonra pastırmalarımı ilave edeceğim. Pastırmaları fazla kavurmayacağım. Çünkü sertleşmesini istemiyorum. Çok kavurursak sertleşir. Şöyle salça kokusu gitsin. Yeterli benim için. Şimdi evet. Bu paketin içinde 70 gram pastırma varmış. 70 gram pastırmayı şöyle fazla kavurmayacağım dediğim gibi arkadaşlar. Suda pişmesini istiyorum. Şöyle ben fasulyeyi biraz fazla haşladım. Kalanına da piyaz yapacağım. Daha sonra buzdolabına koyacağım. Şimdi haşladığım kuru fasulyeden şimdi koyacağım göz kararı. Bu çok fazla çünkü. Bir piyazlık ayırıp şöyle bu yeterli. Şöyle güzelce bunu bir kavuracağız. Sonra suyunu vereceğiz. Sıcak su kaynatıyorum orada. Sonra kısık ateşte yavaş yavaş özlene özlene pişecek fasulyemiz. Bu aşamada biraz kimyondan biraz şeker atmak istiyorum. Şey fazla gazı o gitsin diye şöyle çok az bir kimyon koyacağım. Çok fazla bir şeker. Şöyle
şeker koyacağım. Bir tane de bu adette kesme şeker koymak istiyorum. Evet, kesme şekerini koyalım. Kağıdı düştü bu arada yemeğin içine. Onu da şöyle alıyorum. Biraz altını kapatacağım. Ağzını kapatacağım, pardon. Bu biraz böyle kavrulsun kendiliğinden. Biraz sonra su koyacağım. Kaynar su koyacağım. Suyun da kaynamak üzere. Ben şimdi suyunu veriyorum. Kavurdum fasulyelerini biraz. Şöyle üzerine geçesiye kadar su verdim. Şimdi bu kaynayacak. Pişince dinlendirip servis edeceğiz. Arkadaşlar, kuru fasulyemiz pişti. Pastırmalı kuru fasulyemiz. Bayağı bir özleşmiş. Şimdi servis tabağına alıyorum. Servisi için. Afiyet olsun.